Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Özellikle son 4-5 videodur çok güzel bir ritim yakaladık. Bu ritimle birlikte arkadaşlar, videoda biz ne konuşuyorsak bir sonraki videoyu paylaşana kadar onların gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda da Bitcoin'de özellikle bir saatlik bazda arkadaşlar kendimizi bulutun üstüne atmamızla birlikte yukarı doğru hareketler sertleşmeye başladı. Beklediğimiz hedef noktası bildiğiniz gibi burada 39-40 bin dolar bandıydı. Bunun da kilit noktası arkadaşlar şuradaki ikili dibin boyun kısmı. Şimdi söyleyeceğim sizlere buradaki hedef noktasını da. Bakın, bir saatlik bazda buradaki arkadaşlar ikili dibin boyun kısmı olan 39-500. Özür dilerim, 36-500 seviyesi arkadaşlar. 36.500 seviyesinin de yukarı doğru kırılmasıyla birlikte buraya doğru hedefler gelmeye başladı. 39-40 bin dolar bandına. Bunun da sebebi boyun noktası kırıldıktan sonra arkadaşlar derinliği alıyoruz, yukarıya koyuyoruz. Koyduğumuz zaman da bize hedeflediği noktayı 39-40 bin dolar bandı olduğunu söylüyor. Şimdi sevgili dostlar, hatırlarsanız bir önceki videoda dolar endeksi üzerinden bir senaryo çizmiştik sizlerle birlikte. O senaryo neydi? 4 saatlik bazda burada gap. Burada gap noktasının doldurulması. Yani biz orada videoyu paylaştığımız zaman hatırlarsanız dolar endeksi buradaki tepe noktalarındaydı arkadaşlar, 4 saatlik bazda. Burada gap oluşmuştu. Burada gap'in doldurulması için bir geri çekilme. Buradaki geri çekilme esnasında Bitcoin'de yukarı doğru bir tepki hareketi. Ardından buradaki gap doldurulduktan sonra günlük bazdaki dolar endeksinde bildiğiniz gibi uyumsuzluğumuz vardı arkadaşlar. Buradaki uyumsuzluk da bozulmadığı sürece hedef noktası bildiğiniz gibi bulut noktasıydı. Ve 4 saatlik bazda gap'in doldurulmasıyla birlikte dolar endeksinde geri çekilme, o esnada Bitcoin'de bir tepki hareketi, ardından arkadaşlar buradaki uyumsuzluk bozulmazsa dolar endeksinde buluta doğru bir hareket ve bu esnada da Bitcoin'de ikinci bir çöküş. Şimdi bu senaryonun ilk ayağı arkadaşlar gerçekleştiğini görüyoruz. Peki takip edeceğimiz noktalar neresi? Şimdi bunlardan teker teker bahsedeceğim sizlere. Bugünkü videoda Bitcoin, altcoinler, dominans ve dolar endeksini konuşacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Bitcoin'de şu anda bu ikili dibin, bir saatlik bazdaki ikili dibin boyun kısmı 36.500 dolar bandı. Ve şu anda biz burayı kırmış bulunuyoruz. Tekrar dönüp bir retest etmek isteyebilir. Ama yukarıda hedef noktası buradaki derinlik kadar arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak bizi 39-40 bin dolar bandına kadar götürüyor. Bakın şu noktada bir saatlik bazda arkadaşlar dip oluşumları, iki tane ikili dip, RSI'de güzel bir uyumsuzluk. İlk deneme buluta kadar buluttan bir satış yiyoruz. Şu anda ikinci denememizde kendimizi bulutun üstüne atmış bulunmaktayız. Şimdi sevgili dostlar, bu bir tepki hareketi mi? Yoksa biz buradan yükselip yeni zirvelere mi gideceğiz? Bunun en önemli de belirleyicilerinden birisi. Bakın günlük bazda şurada gördüğünüz mumun tepe noktası arkadaşlar. Buranın üstüne bir kapanış yapmamız bizim için bu bir tepki hareketi mi değil mi bunu söyleyecek. Bu noktaya da baktığımız zaman buradaki mumun tepe noktası da yaklaşık olarak artık arkadaşlar 38.300 dolar bandını gösteriyor. Şimdi eğer ki saatlik bazdaki bu hedefe göre, yani biz anlık olarak saatlik olarak 39-40 bin noktalarını görebiliriz. Ama günlük bazda 38.300 dolar bandı olan şuradaki mumun üstünde kapanış yapmadığımız sürece arkadaşlar burada gelen bu hareketi benim gözüme tepki hareketi olarak kalır. Şuradaki düşüşün arkadaşlar bir tepki hareketi olarak kalır. O yüzden özellikle günlük bazda 38.300 dolar bandının üstünde kapanış yapması çok önemli. Bunun iki tane durumu vardı. Bir, dediğim gibi buradaki mumun tepe noktası olması. Çünkü bunun üstünde kapanış yaptığımız zaman buradaki düşüşü arkadaşlar komple yutmuş olacağız. Ve 38.300'ün üstünde kaldığımız sürece dediğim gibi bu hareket tepki hareketi olmaktan çıkar. Ve biz RSI'de de arkadaşlar şöyle bir durum görürüz. Eğer ki 38.300 doların üstünde bir kapanış yapamazsak zaten RSI'de burada gelir 70.000 seviyesine takılır arkadaşlar. Tam olarak uzun zamandan beri konuştuğumuz senaryo aslında. Ve o zaman da günlük bazda sizlere her zaman söylediğim uyumsuzluk, bozulma görülmüş olur arkadaşlar. O zaman benim gözümde buradaki bu yükseliş çıkış hareketi olur. Yani benim elimde Bitcoin olsaydı ben şuradaki düşüşte satmazdım arkadaşlar. Buradaki bu gelen tepki hareketinde bu yükselişte satardım. Bu gelen hareket de tepki hareketi mi değil mi? Bu verdiğim seviyeler
bize bunu söyleyecek. Yani Bitcoin adına arkadaşlar takip ettiğim noktalar bunlar şu anda. Dediğim gibi günlük bazlı kapanışlar çok çok önemli olacak. Çünkü biz günlük bazlı bir bozulmayı kovalıyoruz. Bunun için de kritik noktalar RSI'da 70.000 seviyesi. Bitcoin'de de 38.300 dolar bandı. Dediğim gibi arkadaşlar 1 saatlik bazda anlık olarak 39.000'ler belki 40.000'lere kadar yükselebiliriz. Ama biz günlük bazda kapanışa bakacağız. Şimdi Bitcoin adına önemli noktaları söyledim arkadaşlar. Dolar endeksi üzerinden zaten konuşuyorduk. Şimdi tekrardan dolar endeksine geçiyorum. Dolar endeksinde de 2 video önce sizlerle birlikte çizdiğimiz bir senaryonun yavaştan gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Gap dolduruldu 4 saatlik bazda, geri çekilme bu esnada Bitcoin'de hareket. Ama şu anda günlük bazda ne yazık ki arkadaşlar uyumsuzluğumuz duruyor. Baktığınız zaman burada bakın 2 tane dip oluşumu, RSI'ye bakıyoruz, çok güzel bir uyumsuzluk. Bu uyumsuzluğun hedef noktası yukarıda bulut noktası arkadaşlar. Bildiğiniz gibi de dolar endeksiyle Bitcoin ters çalışıyor. Yani burada bir yükselme gördüğümüz zaman Bitcoin'de bir düşüş görüyoruz. Şu anda 4 saat bazdaki gap'in doldurulması Bitcoin'in fiyatına arkadaşlar yeni yansıyor. Onunla birlikte yükseldik. Eğer ki burada günlük bazda biz bu uyumsuzluğu bozamazsak muhtemelen Bitcoin'de 38.300 dolar bandının üstünde kapanış yapamayacaktır. Peki bu uyumsuzluğun bozulması için takip edeceğimiz nokta neresi? 89.000 seviyesi arkadaşlar. Buradaki günlük bazda gördüğümüz en dip seviyesi. Eğer ki bu noktanın altında biz kapanış yaparsak buradaki uyumsuzluk bozulur. Zaten sevgili dostlar 89.000 seviyesi dolar endeksinde çok önemli bir noktayı gösteriyor demiştim hatırlarsanız sizlere. Bunun da sebebi şuydu. Bakın burada arkadaşlar iki tane tepe olduğunu görüyorsunuz haftalık bazda. Birinci tepe, ikinci tepe ve bu tepenin boyun kısmına baktığımız zaman bize 89.000 seviyelerini gösteriyor. Şimdi sevgili dostlar 89.000 kırıldığı zaman buranın altında özellikle günlük bazda, haftalık bazda kapanışlar yaptığı zaman buradaki gördüğünüz ikili tepe formasyonunda çalışır. Ve biz boyun seviyesinde kırıldığını görürsek arkadaşlar baş miktarı kadar düş bekleriz. Baş miktarını da koyduğumuz zaman zaten burada bize alttaki arkadaşlar şuradaki destek noktasına götürüyor. Burası da yaklaşık 79 seviyeleri. Yani aslında biz dolar endeksinde 89 noktasını aşağıya doğru kırdığımız zaman birçok üründe çok uzun süreli bir ralliye girebiliriz. Çünkü burası haftalık baz olduğu için bu noktada 89 bandı kırıldığı zaman hızlı bir şekilde 79 seviyeleri gelmeyecektir arkadaşlar. Burada biz dalgalar halinde haftalık baz olduğu için bu şekilde dalgalar haline düşeceğiz. Yani aslında uzun süreli bir düşüş formasyonuna giriyor dolar endeksi. Ve dolar endeksi arkadaşlar bize şunu söylüyordu bildiğiniz gibi. İnsanlar nakitte mi, nakitten çıkıyor mu? O yüzden burada dolar endeksinde uzun bir geri çekilme, yani 89 seviyesinin kırılmasıyla birlikte uzun bir orta vadeli diyeyim, bir orta vadeli bir ayı sezonuna giriyor dolar endeksi. Ve bu esnada tüm paritelerin rally yaptığını görürüz biz. Çünkü insanların nakitten çıktığını gösterecek bize. Bu ne demek? Altın yükselir, gümüş yükselir, Bitcoin yükselir, borsalar yükselir, her şey yükselir arkadaşlar. O yüzden 89 seviyesinde böyle bir önemi var. Burada dediğim gibi arkadaşlar 89 seviyesi kırıldığı zaman günlük bazda dolar endeksinde uyumsuzluk bozulur. Bununla birlikte zaten Bitcoin de arkadaşlar 38.300 dolar bandının üstünde kapanış yapar. Ve burada biz 38.300'ün üstünde kapanış yaptığımız zaman bu hareket tepki hareketi demeyiz. O zaman da sevgili dostlar burasının tepe olduğu onaylanmamış olur. Eğer ki biz günlük bazda 38.300'ün üstünde kapanış yapamaz, RSI'de gelir 70.000'e takılırsa arkadaşlar burada 42.000 dolar bandı Bitcoin'e benim gözümde tepe olduğu onaylanmış olur. Eğer ki dolar endeksinde dediğim gibi 89 seviyesi kırılır, Bitcoin'e de 38.300 dolar bandı üstünde kapanış gelirse Bitcoin buradan yeni zirvelere gider. Onlar da zaten geldiği zaman konuşuruz arkadaşlar. Ben bugünlük bu noktaları takip ediyor olacağım. Şimdi buradan geçiyorum Ethereum'a arkadaşlar. Ethereum'a durumlar nasıl? Tüm altcoin'leri Ethereum'a dominans üzerinden inceleyeceğiz şimdi. Çünkü Ethereum arkadaşlar altcoin'ler için en önemli coin, öncü diyebilirim. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar aslında bildiğiniz birçok küçük altcoin Ethereum'un altyapısını kullanıyor. O yüzden Ethereum'un gideceği hedefler, yapacağı hareketler altcoin'ler için çok çok önemli. Dediğim gibi bildiğiniz piyasadaki birçok altcoin
aslında Ethereum'un teknolojisini, Ethereum'un altyapısını kullanıyor. O yüzden Ethereum bizim için çok çok önemli. Şimdi Bitcoin yukarı doğru hareketler yapınca arkadaşlar dominansı da bakın burada bir miktar yukarıya çekti. Dominansın yukarıya çıkması da birlikte şu anda altcoin'lerde ciddi bir ezilme görmüyoruz. Ama arkadaşlar yatay bir seyir var. Hatta ufak geri çekilmeler var diyebiliriz. Bitcoin durduğu zaman altcoin'leri de minimum arkadaşlar kendisi kadar yukarıya çekecektir. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum daha bir saatlik fazla bulutun üstünde kendisini atamamış. Dominanstaki yükselmeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada kendisini bulutun üstüne attığı zaman bulut seviyesi de bulutun üst noktası da şu anda bize 1140-1150 dolar bandını gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada geliyor bir satış yemişiz. Bitcoin durduğu zaman Ethereum da bu noktayı kıracaktır. Kırdığı zaman da arkadaşlar yukarıda hedef noktası 1300-1350 dolar bandını gösteriyor. Derinliği al yukarıya koy. Burası zaten bizim için önemli bir nokta. Çünkü arkadaşlar 1300-1350 dolar bandı aynı zamanda haftalık bazda Ethereum'un gördüğü en yüksek seviye. All time high noktası. Yani kırılması durumunda Ethereum'da alımlar ekstra sertleşir arkadaşlar. Ya Ethereum'da şu anda durumlar ve hedefler bu şekilde. Onun dışında dominansa baktığımız zaman 4 saat fazla bir obo formasyonunu takip ediyorduk arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar 4 saat fazla obo'yu gösteremiyorum. Şuradaki şu spek hareketten dolayı biraz bozulmuş gözüküyor. Hatta şöyle yana çekersem belki. Evet şöyle yapınca arkadaşlar biraz daha belli oluyor. Fakat fiyat şu anda baktığımız zaman 69-80 bandında olduğunu görüyoruz. Yani burada şu anda arkadaşlar net gösteremesem bile bakın şu bölgede bulta yakın yerlerde fiyatlandığını görüyorsunuz. Tekrardan burada dominansın arkadaşlar bulutun alt noktasına satış yemesi çok çok önemli olacak bizim için. Burada satış yersek Bitcoin hedefine gittiği zaman durduğu zaman dominansı tekrardan bir geri çekilme görürüz. O esnada altcoin'lerde yükseliş görürüz arkadaşlar. Ama asıl önemli nokta hala aynı bizim için. 68-50 seviyesi. Buranın altında bir kapanış gördüğümüz zaman altcoin'lerde asıl hareket o zaman başlayacaktır. Şu an için beklentim Bitcoin durduğu zaman arkadaşlar altcoin'leri de minimum kendisi kadar yukarıya çekmesi ardından burada dominansta 68-50'nin kırılmasıyla birlikte altcoin'lerde ekstra yukarı doğru sert hareketler. Şu an için beklentim bu açıkçası. Şu an için Bitcoin'de ve altcoin'lerde arkadaşlar izlediğim noktalar bu şekilde, beklediğim olaylarda anlattığım şekilde. Şimdi bugün de videoyu çok erken paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü iş anlamında bugün benim için biraz yoğun geçecek. Gün içinde paylaşma fırsatı da bulamam diye şu anda işe gitmeden önce videoyu paylaşıyorum. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.